niyet meselesi namazın şartlarından bir tanesidir. İnsan yaptığı eylemin, fiilin ne tür bir eylem olduğunu bilerek yapmalı. La alettayin ne yaptığını bilmeden bir iş yapması durumunda o işin geçerliliği olmaz. Mutlak surette bir insan Allah katında makbul bir ibadet yapabilmiş olmak için ne iş yaptığını, ne tür bir amel yaptığını bilmelidir. Bunun mahiyetini en azından bilmelidir. Bu meyanda niyet meselesi önemlidir. Niyet ne yaptığımızı bilerek yapmamız demektir. Ama ne yaptığımızı bilerek yapmamız gerekir derken bunu dilimiz ile söylememiz gerekir mi gerekmez mi meselesi hocalarımız tarafından tartışılmıştır. Niyet kalbin bir amelidir. Kalp işidir niyet. Binaenaleyh Kalben ne yaptığını bilen bir insan o işe dair bir niyet sahibi demektir. Şöyle ki abdest alan bir kimseye ne yapıyorsun diye sorulduğunda abdest alıyorum diyor ise demek ki bu adam abdesti niyet ederek alıyor demektir. Namaz kılan bir kimseye eğer soracak olsak namazda konuşacak hali yok ama ne yapıyorsun diye sorduğumuzda namaz kılıyorum diyecek durumda ise bu kimse namaz kılıyor demektir. Binaenaleyh namaz kılıyor demek olduğuna göre bu adamın namazı geçerli bir namazdır. Ancak hangi namazı kıldığını da bilmesi gerekir. Şöyle ki öğle namazını mı kılıyor, ikindi namazını mı kılıyor? Bu durumda eğer bu kardeşimiz ben öğle namazı dedim, ikindi namazı demem gerekiyordu. Bundan dolayı tekrar namazımı bozdum, şöyle yaptım, böyle yaptım diye bir vesvesenin içerisine düşmüş ise, kendini toparlayamıyor, bir türlü zihin e, bir noktaya yoğunlaşamıyor ise, bu kardeşimize tavsiyemiz, ikindi öğle diye, yatsı, akşam, sabah diye, namazın kendisini tayin etmeden, vaktin namazını kılmaya niyet ettim diye, namaza başlar. Vaktin namazı, öğle vakti ise öğle namazıdır, ikindi vakti ise ikindi namazıdır binaenaleyh vaktin namazını kılmaya niyet ettim diye başladığında zaman içerisinde şeytan onun zihnine meşguliyet verip yok sen ikindiydi yok öyleydi diye bir fitne düşürmeye kalkarsa ben vaktin namazı diye niyet ettim der bu kimse. Zaten vaktin hangi vakit olduğu da bellidir onu da biliyordur. Bu tür vesveseye kapılan kardeşlerimizin mutlak surette uzmanlarla görüşmeleri gerekir. Çünkü vesvese basit düzeyde olduğunda belki tedirgin edici boyutlarda olmayabilir ama tedavi edilmediğinde, üzerine gidilmediğinde, üzerinde durulmadığında bu meselenin daha sonra ileri boyutlara intikal etmesi söz konusu olabilir. Bundan dolayı vakitlice vesvesenin üzerine gitmek gerekir ve vesvese ile ilgili problemleri çözmek gerekir. Bu namazda olabilir, abdestte olabilir, başka ibadetlerde olabilir. Bununla ilgili de e, dinimiz bu tür rahatsızlıkları olanlara bir takım kolaylıklar, ayrıcalıklar tanımıştır. Bunlardan bir tanesi de ikindi akşam diye bu örnekte olduğu gibi tayin etmesine gerek yok, vaktin namazını kılmaya niyet ettim der. Ve vakit namazını kılar ondan sonra şeytan yok ikindi miydi yok akşam mıydı yok tekbir getirdim miydi vesaire filan diye kurcalamaya başlarsa ona ben vaktin namazını dedim sen işine bak diye işinden kendine terkin vererek namazına devam eder böyle yapması hem ruh sağlığı açısından hem de ibadetinin sağlamlığı açısından önemli olur.